Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ısı sıcaklık konusu. Isı sıcaklık konusu arkadaşlar biliyorsunuz fiziğin alt dallarından olan termodinamik incelemektedir. Termodinamik neydi? Şöyle bir hatırlayacak olursak, ısı ve ısı olaylarını inceleyen bir fiziğin alt dalıydı. Evet, biz burada termodinamiği incelemiş olduğu ısı ve ısının olaylarını inceleyeceğiz arkadaşlar. Bilmemiz gereken sıcaklık, iç enerji ve ısı kavramlarını çok iyi birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. İlk isterseniz sıcaklıkla başlayalım. Sıcaklık, cismi oluşturan atom veya moleküller titreşim ve öteleme hareketi yaptıkları için kinetik enerjiye sahiplerdir. Biliyorsunuz her maddenin içerisinde atom veya moleküller vardır. Katı, sıvı, gaz hangi fazla olursa olsun bunlar titreşim ve öteleme hareketi yaparlar. Dolayısıyla bir kinetik enerjiye sahiplerdir. Bu kinetik enerjinin, ortalama kinetik enerjinin göstergesine biz sıcaklık diyoruz arkadaşlar. Sıcaklık termometre ile ölçülür, temel büyüklüktür ve uluslararası birim sisteminde de Kelvin olarak kullanırız. Gelelim iç enerjiye. Maddeyi oluşturan atomlar bulundukları faza göre, yani katı, sıvı, gaz hangi durumda olurlarsa olsunlar, öteleme, dönme hareketlerinden birini veya birkaçını yaparlar. İşte burada arkadaşlar bu maddeler öteleme, dönme hareketi, titreşim hareketi, hangi hareketi yaparlarsa yapsınlar hepsinde bir enerjiye sahip olacaklardır. Maddeyi oluşturan atom ve moleküllerinin kinetik ve potansiyel enerjilerinin toplamına biz iç enerji diyoruz. Yani iç enerji madde moleküllerinin toplam enerji değeridir. O zaman arkadaşlar iç enerji hemen şöyle yazalım. Madde miktarına bağlıdır. Evet, iç enerji madde miktarına bağlıdır. Sıcaklığa bağlıdır. Sıcaklığa bağlıdır. Isı alıp verme durumuna bağlıdır. Isı alan bir maddenin sıcaklığı artacaktır. Dolayısıyla iç enerji değeri artacaktır. Madde miktarı dediğimiz kütle, bir maddenin kütlesi ne kadar fazla ise o kadar iç enerji değeri fazla olacaktır diyoruz. Evet, gelelim ısıya. Isı maddenin iç enerjisindeki değişimdir diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar ısı bir enerji çeşididir. Hemen geriye dönecek olursak sıcaklık ise bir enerji çeşidi değildir diyoruz. İç enerjisindeki değişimden bahsettiğimiz için o zaman sıcaklığında bir arkadaşlar ne olması lazım? İki farklı cisim bir araya getirildiğinde ısı alışverişi gerçekleşecektir. Yani ısı, burası da çok önemli, transfer edilen bir enerji türüdür. Dolayısıyla ısı hesaplanırken mutlaka bir sıcaklığında değişim gözlenmelidir diyoruz. Peki bu sıcaklık nasıl olacaktır, akacaktır? Isı sıcaklığı yüksek olan cisimden düşük olan cisme doğru akan bir enerjidir. Evet, ısı arkadaşlar Q ile gösterilir. Uluslararası birim sisteminde Joule'dür. Çünkü enerjinin birimi Joule'dür, ısı da bir enerjidir diye tekrar hatırlatalım. Genellikle ısı birimi olarak kalori kullanılır. Biz ısısı kaç kaloridir? 10 kalori, 100 kalori şeklinde arkadaşlar ifade ediyoruz. 1 kalori de yaklaşık 4,186 joule eşittir diyoruz. Evet, ısı dediğimiz arkadaşlar iç enerjideki değişim neyle ölçülür? Kalorimetre kabı ile ölçülür. Yani tekrar iç enerjiye dönecek olursak onu da arkadaşlar şöyle bir notumuzu alalım. İç enerji ölçülebilen bir değer değildir. İç enerji doğrudan hesaplanamaz diyelim. İç enerji doğrudan hesaplanamaz. Peki hesaplanabilen durum hangisidir? Isı, yani iç enerjideki değişimdir diyoruz. Evet, bu üç kavram arkadaşlar bizim için önemli. 9. sınıf konusu şu an ama TYT konusu arkadaşlar. Ve her yıl mutlaka soru gelen bir konu. Lütfen burayı dikkatlice birbirinden ayırt etmeye çalışalım. İç enerji, ısı ve sıcaklık üçü de birbirinden arkadaşlar birbirinden farklı. Üçünü de kavramlarını çok iyi öğrenelim. Termometre çeşitleri. Evet, sıcaklığı biz ne ile ölçmüştük? Termometre ile ölçmüştük. Üç tip termometremiz vardır bizim. Bunlar metal termometreler, yani katı termometreler, sıvılı termometreler ve gazlı termometreler olmak üzere. Termometreler ölçüm yapılan
istenen ortam ile temas ettirildiklerinde genellikle kullanılan maddenin genleşme ve büzülmesine bağlı olarak okuma yapılır. Mesela en basitinden daha rahat görebildiğiniz için söylüyorum. Sıvılı termometreler yani oda termometreleri, hasta termometreleri arkadaşlar. Onların içerisinde renkli renkli sıvılar vardır. Odanın sıcaklığı arttığında oradaki sıvı ne yapıyor? Artıyor. Bu nedir? Genleşmedir. Eğer odanın sıcaklığı düştüğü zaman ne oluyor? Sıvı seviyesi aşağı iniyor. Bu da ne demektir? Büzülmedir diyoruz. Demek ki termometreler arkadaşlar içerisinde kullanılan maddenin genleşme veya büzülmesine bağlı olarak değerini biz ölçüyoruz. Evet, şimdi diğer sayfamıza geçelim. Metal termometreler. Metal termometreler biraz önce söylediğimiz gibi arkadaşlar yüksek sıcaklıkları katı termometrelerdir bunlar. Yüksek sıcaklıkları ölçmek için kullanılır. İşte şurada görmüş olduğunuz ibre arkadaşlar sıcaklık arttıkça hareket edecektir. Yani bu da metalin genleşmesinden kaynaklanacaktır diyoruz. Peki metal termometreler nerelerde kullanılır? Çok yüksek sıcaklıkları ölçtüğü için arkadaşlar fırınlarda metal termometreleri kullanabiliriz. Gelelim sıvılı termometrelere. Sıvılı termometrelerde şöyle çizecek olursak bir tane kılcal borumuz vardır. Bu borunun altında arkadaşlar şöyle bir haznemiz vardır. Bu haznenin içerisinde biz ne yapıyoruz? Sıvımızı koyuyoruz. İşte havanın, ortamın sıcaklığı artınca buradaki sıvı seviyesi artıyor. Ortamın sıcaklığı azalınca bu sıvı seviyesi de ne yapacaktır? Azalacaktır diyoruz. Peki bu sıvılı termometreler bizim günlük hayatta kullandığımız termometrelerdir. Sıvılı bir termometrenin hassasiyetini artırmak için yani daha iyi ölçüm yapabilmek için ya da daha sık aralıklarda ölçüm yapabilmek için arkadaşlar. Birincisi genleşme katsayısı yüksek sıvı kullanılmalıdır. Şimdi şu haznenin içerisine biz ne koyuyoruz? Sıvı koyuyoruz arkadaşlar. O zaman neye dikkat edeceğiz bu sıvıyı koyarken? Genleşme katsayısı yüksek bir sıvı kullanacağız diyoruz. İkincisi kullanılan haznenin ve kılcal borunun genleşme katsayısı küçük olmalıdır. Evet, bizim için önemli olan içerisindeki sıvının yükselip alçalmasıdır. Dolayısıyla şu kullandığımız cam haznenin ve bu kılcal borunun arkadaşlar ihmal edilecek kadar genleşme katsayısını küçük almamız gerekiyor. Kullanılan hazne yeterince büyük olmalıdır. Evet, içerisine arkadaşlar yeterince bir sıvı koymalıyız ki istediğimiz ölçüde değer alabilelim. Bölme sayısı fazla olmalıdır. Bölme sayısı dediğimiz şu kılcal boruda arkadaşlar gösterilen değerlerdir. İşte ne kadar atıyorum 33,2 dereceyi ölçeceksiniz ama o bölme aralığını bu 0,2'lik değerde yapmazsak tam doğru bir ölçüm yapamayız. Bu da yine geçmiş yıllarda üniversitede çıkmış sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Buna da dikkat edelim diyoruz. Evet, sıvılı termometrelerden sonra gazlı termometrelere bakalım. Gazlı termometre dediğimiz arkadaşlar çok düşük sıcaklıkları ölçer. Gazlı termometreleri de biz nerelerde kullanıyoruz? Evet, altını çizelim şöyle. Çok düşük sıcaklıkları ölçer. Laboratuvarlarda arkadaşlar gazlı termometreler kullanılır. Çok çok düşük sıcaklıkları ölçtüğünden dolayı. Gelelim şimdi örneklerimize. Birinci örneğimizle başlayalım. Yüksek sıcaklıkları ölçmek için hangi termometre çeşidi kullanılır? Hemen 3 tane termometre çeşidimiz vardı zaten. Bunlardan birincisi metal, ikincisi sıvı, üçüncüsü de arkadaşlar gazlı termometrelerdi. Metal termometreler çok yüksek sıcaklıkları ölçer. Sıvılı termometreler belli aralıktaki sıcaklıkları ölçer. Bunlar bizim günlük hayatta kullandığımız termometrelerdir. Şimdi bunun yerine arkadaşlar aynı zamanda dijital termometreler de aldı. Gazlı termometreler de çok düşük sıcaklıkları ölçer. Sorumuza dönecek olursak, yüksek sıcaklıkları ölçmek için hangi termometre kullanılır? Evet, ne söylediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Tabii ki de metal termometreler. Harikasınız. Evet, ikinci örneğimize devam edelim. Hassas sıvılı bir termometre için hangileri yapılmalıdır? Evet, sıvılı termometrelerde arkadaşlar hassasiyet için ne gerekliydi? Hemen bakalım. Genleşme katsayısı
Küçük sıvı kullanılmalı. Neydi? Tabii ki de küçük değil. Elbette ki büyük ya da yüksek sıvı kullanmak gerekiyordu, değil mi? İkinci örneğimize bakıyoruz. Genleşme katsayısı büyük hazne kullanmaktı. Hayır, neydi cevabımız? Küçük hazne kullanmalıydık. Neden? Çünkü bizim için önemli olan içerisindeki sıvının arkadaşlar yükselip alçalma sıvının genleşme katsayısıdır diyoruz. Evet, bölme sayısını fazla yapmak, daha ince hesaplar yapmak için, daha iyi ölçümler yapmak için arkadaşlar bölme sayısını ne yapmamız gerekiyor? Fazla yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız 3'tür diyoruz. Evet, devam edelim sıcaklık ölçeklerine. Sıcaklık ölçekleri. Şimdi arkadaşlar bizim termometre çeşitlerimiz vardı. Termometre çeşitlerinden bahsettik. Sıcaklık ölçeklerimiz vardır. Bunlar Kelvin, Celsius, Fahrenheit gibi birimlerle kullanılır. Bu ölçeklendirme, şu kısmın altını çiziyorum. Bu ölçeklendirmelerde deniz seviyesinden bir atmosfer basınçta suyun donma ve kaynama noktası referans alır. Neyi alıyormuşuz biz? Suyun donma ve kaynama noktasını, yani Kelvin'de, Celsius'ta ve Fahrenheit'te arkadaşlar ne yapacağız? Suyun donma ve kaynama noktalarını referans alacağız diyoruz. Evet. Bu termometreler arasındaki bağlantı da şu şekilde olacaktır. Hemen tekrardan arkadaşlar gösterelim. Evet, birincisi Celsius termometresi, Kelvin termometresi, Fahrenheit ve hemen şurayı değiştiriyoruz. Karacan termometresi diyoruz arkadaşlar. Karacan termometresi. Evet, ne demiştik? Burada bütün termometrelerde arkadaşlar hangi termometre olursa olsun yapmamız gereken suyun donma ve kaynama noktasını almak. Celsius termometresi bizim günlük hayatta sıklıkla duyduğunuz bir termometre çeşididir arkadaşlar. İşte tabelalarda, ondan sonra ne bileyim ölçüm yerlerinde hep ne olarak okuyoruz? İşte 20 santigrat derece, 30 santigrat derece gibi ve bunlardan bahsediyoruz. Ama uluslararası birim sisteminde arkadaşlar hangisi kullanılıyor? Kelvin kullanılıyor. Tekrar dönecek olursak suyun donma noktası Celsius'ta 0, kaynama noktası 100'dür. Kelvin'de suyun donma noktası 273, kaynama noktamız 373'tür. Fahrenheit'ta donma noktamız 32, kaynama noktamız 212. Karacan termometresinde ise suyun donma noktası A, kaynama noktasına da B'dir diyoruz. Evet, şimdi peki bunların arkadaşlar birbirleri arasında şöyle bir ilişkisi vardır. Celsius termometresinde okunan değer bölü kaynama eksi donma noktası diyoruz. Kelvin termometresinde okunan değer eksi donma noktası bölü kaynama eksi donma noktası. Fahrenheit'te okunan değer eksi donma noktası bölü kaynama eksi donma noktası. Hemen şunu yazacak olursak termometrede okunan değer eksi donma noktası, genel ifademiz budur. Kaynama noktası eksi donma noktası. Şuna biz ne diyoruz? Okunan değer diyoruz. Peki okunan değer ne demektir? Atıyorum, diyor ki bana 20 santigrat derece Kelvin'de kaç dereceye denk gelir? Demek ki Celsius'ta okunan değer neymiş? 20'ymiş. Hemen buraya yazıyorum. Donmam zaten belli 0, kaynamam belli 100, donmam 0. Buradan işlemlerimizi yapıyoruz. X Karacan termometresinde okunan değer ise arkadaşlar atıyorum x kadardır. Eksi donma noktası, kaynama eksi donma noktasıdır diyoruz. Evet, bunlar arkadaşlar birbirleriyle ne yapabiliyoruz? Çevirebiliyoruz. O ölçümleri birbirleriyle yapabiliyoruz. Peki tekrar dönecek olursak hassasiyetimiz arkadaşlar. Bölme aralığı ne kadar sık olursa ne demiştik? Hassasiyet o kadar fazladır demiştik. Şurada Celsius, Kelvin ve Fahrenheit'e baktığımız zaman hangisinde fazla bölme aralığı var? Fahrenheit'ta, yani 180'de. Demek ki ne diyoruz? Fahrenheit termometresinde daha hassas ölçüm yapılabilir. Evet, şuradaki dif notumuz önemli. Hemen şöyle bir yıldız yapalım. Çünkü üniversite sınavında arkadaşlar bununla ilgili bir soru gelmiş. Cismi oluşturan atom veya moleküllerin ortalama kinetik enerjilerinin sıfır olduğu an mutlak sıfırdır.
Yani hiçbir hareketin olmadığı, titreşimdir, ötelemedir, şudur budur, hiçbir hareketin olmadığı, kinetik enerjinin olmadığı değer arkadaşlar mutlak sıfırdır. Mutlak sıfır Kelvin termometresinde sıfır olarak okunur. Celsius termometresinde de -273 değerine karşılık gelir. Bu sıcaklıklardan daha düşük sıcaklık ölçümleri yapılamaz diyoruz. Mesela -10 Kelvin olmaz arkadaşlar. Kelvin sıfırın altındaki değerleri mutlak sıfıra göre değerleri alamaz diyoruz. Gelelim şurası da arkadaşlar yine çok karıştırılan bir durum. Bir sıcaklık değeri iki katı gibi değerler öncelikle Kelvin'e çevrilir. Ardından arkadaşlar yani Kelvin cinsinden hesaplanır. Mesela 20 santigrat derecenin iki katı 40 santigrat derecedir diyemeyiz. Öncelikle arkadaşlar 20 santigrat dereceyi Kelvin cinsinden bulacağız. 40 santigrat dereceyi Kelvin cinsinden bulacağız. Eğer bu iki değer gerçekten iki katsa o zaman biz bu sıcaklık diğerinin iki katıdır gibi yorumlar yapabiliriz. Evet, anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen sorumuzla devam ediyoruz. Gelelim üçüncü örneğimize. Celsius termometresinde okunan 50 santigrat derece sıcaklık Fahrenheit termometresinde kaç F olarak okunur diyor. Hemen bakın termometrelerimi şuraya yazıyorum. Buraya Celsius termometresi, buraya Fahrenheit termometresi. Celsius termometresinde suyun donma noktası ne kadardı? Sıfırdı. Peki kaynama noktam ne kadardı? 100'dü. Fahrenheit'te ne kadar? 32'ye 212 diyoruz. Şimdi diyor ki bana Celsius termometresinde 50 derece olarak okunan değer Fahrenheit'ta nedir diye soruyor. Hemen yazıyoruz neydi? Okunan değer bölü kaynama eksi donma noktası eşittir. Okunan değer eksi donma noktası, kaynama eksi donma noktası bu değer nedir? 180'dir diyoruz. Evet, buradan sıfırlar birbirini götürecek. Şuradaki sıfır da birbirini götürecek. Buradan arkadaşlar okunan değerimiz ne gelecektir? 122 Fahrenheit gelecektir diyoruz. Evet, Celsius termometresinde 50 derece olarak okunan sıcaklık Fahrenheit termometresinde ne kadar okunuyormuş? 122 Fahrenheit okunur diyoruz arkadaşlar. Evet, bir sorumuzla diğer sorumuza devam edelim. Bu da Fahrenheit termometresinde 122 olarak ölçülen sıcaklık değeri Celsius'ta kaç derece okunur diye söylüyor. Hemen arkadaşlar biraz önce ne demiştik? 122 Fahrenheit olarak okunan değer Celsius'ta kaça denk geliyordu? 50 santigrat dereceye denk geliyor. İsterseniz hemen bunu da yapalım. Fahrenheit'te okunan değer 122, donma noktam 32, ikisinin farkı nedir? 180, yani kaynama eksi donma noktası. Celsius'ta okunan değer nedir bilmiyorum, kaynama eksi donma noktası nedir? 100. Buradan işlemlerimizin sonucunda ne gelecekti? Celsius değerimiz 50 derece gelecektir diyoruz. Evet, bir diğer sorumuzla devam edelim. Beşinci örneğimiz. Celsius termometresinde okunan değerler, X termometresinde okunan değerler arasındaki ilişki grafikte verilmiştir. X termometresi suyun kaynama noktasını kaç olarak gösterir diyor. Öncelikle Celsius termometresinde suyun kaynama noktası neydi? 100 dereceydi. Yani bana şurada buna karşılık gelen nedir diye soruyor arkadaşlar. Burada üçgen benzerliğinden 45 bölü 45 artı soru işareti eşittir 15 bölü 100 diyoruz. Hemen şuradan matematik ifademizi yaptığımız zaman 300 eşittir 45 artı soru işareti. Soru işareti de buradan ne gelecektir? 255 derece x olarak gelecektir diyoruz. Evet değerli arkadaşlar. Buradaki soruları da benzerlikten yapıyoruz. Tekrar ediyorum. 45 derece burada. Soru da bana diyor ki suyun kaynama noktası X termometresinde kaç olarak ölçülür? Suyun kaynama noktası Celsius'ta ne kadardı? 100. Yani buna karşılık gelen değer nedir diye soruyor. Dolayısıyla buradan bir üçgen benzerliğini kullanmış oluyoruz.
Bir diğer sorumuza geçelim. Altıncı örneğimiz. Kelvin termometresinde okunan mutlak sıfır değerin Celsius ve Fahrenheit termometresinde karşılığı kaç derecedir diye soruyor. Zaten yukarıda Celsius'un neye denk geldiğini söylemiştik. Celsius termometresi eksi 273 dereceye denk gelecektir. Peki Fahrenheit neye denk gelecektir arkadaşlar? Fahrenheit da eksi 459,4'e denk gelecektir diyoruz. Yani burada da arkadaşlar demek ki eksi 273 eksi 459 değerlerinin altındaki değerleri biz ne yapamıyoruz? Mutlak sıfır noktası olduğu için hesaplayamıyoruz. Evet. Devam edelim. Yapım aşamasında tüm özellikleri aynı olan Kelvin, Celsius ve Fahrenheit termometrelerinde en hassas ölçüm hangisi yapılır? Hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bunu termometrelerden bahsederken söylemiştik. Termometrelerdeki hassasiyet neye bağlıydı? Bölme aralığının fazla olmasına bağlıydı. Hemen tekrar yazalım. Kelvin bölme aralığı yani kaynama eksi donma farkı nedir? 100'dür. Fahrenheit 180, Celsius da nedir? 100'dür. Dolayısıyla bölme aralığı fazla olan hangisi? Fahrenheit. Dolayısıyla Fahrenheit en hassas ölçüm yapar diyoruz. Evet, termometre ve termometre çeşitlerini de arkadaşlar böylelikle görmüş olduk. Evet, öz ısı alan veya veren maddelerin sıcaklık değişimi maddenin cinsine bağlıdır. Dolayısıyla öz ısı arkadaşlar maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Örneğin aynı sıcaklıktaki eşit kütleli demir ve bakır parçaları özdeş ısıtıcılar ısıtıldıklarında son sıcaklıkları farklı olacaktır. Bunun sebebi de farkını belirleyen de öz ısıdır diyoruz. Uluslararası birim sisteminde öz ısının oranı joule bölü kilogram çarpı kelvindir. Fakat biz ısıyı nasıl kullanıyoruz? Kalori cinsinden kullanıyoruz. Kalori bölü gram santigrat derece daha sık kullandığımız birimdir. Öz ısı arkadaşlar küçük c ile gösterilir. Ve şöyle bir dipnot yazacak olursak öz ısısı büyük olan maddeler geç ısınıp geç soğurlar. Geç ısınıp geç soğurlar diyoruz. Hemen aklımıza ne gelebilir? Karalar ve denizler gelebilir arkadaşlar. Biliyorsunuz Antalya'da daha insanlar Kasım'da denize giriyorlar. Neden? Çünkü denizlerin öz ısısı büyüktür ve geç ısınıp geç soğuyorlar arkadaşlar. Gelelim ısı sahasına. Isı sahası dediğimiz bizim arkadaşlar kapasite demektir. Maddelerin aldıkları veya verdikleri enerjiye bağlı olarak sıcaklık değişimleri maddenin cinsinin yanında madde miktarına da bağlıdır. Aynı cinse sahip olsa bile arkadaşlar madde miktarı fazla olanın aldığı ısı miktarı doğal olarak daha fazla olacaktır. Isı sahası ayırt edici bir özellik değildir. Ve biz bunu neyle gösteriyoruz? Büyük C harfi ile gösteriyoruz. Yani kütle ile öz ısısının çarpımıdır ısı sahası. Uluslararası birim sisteminde birimimiz joule bölü kelvindir. Fakat biz bunu yine ne olarak kullanıyoruz? Kalori bölü santigrat olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi öz ısıdan bahsettik, ısı sahasından bahsettik ve gelelim maddenin aldığı ısı miktarına. Madde arkadaşlar sıcaklık değişimi ve madde miktarına bağlı olarak almış olduğu ısı miktarı Q eşittir MC çarpı delta T'dir diyoruz. Biz buna kelmacit diyoruz arkadaşlar. Q maddenin aldığı ısı miktarı, M maddenin miktarı, C dediğimiz maddenin cinsi öz ısı değeri, delta T dediğimiz de arkadaşlar sıcaklık değişimidir. Evet, sıcaklık değişimi tekrar başa dönecek olursak hatırlarsanız ısı için ne demiştik? Aktarılan bir enerjidir demiştik ve mutlaka bir sıcaklık değişimi söz konusu olmalıdır demiştik. İşte burada arkadaşlar sıcaklık değiştiği için ısı yüksek olan
sıcaklıktan düşük olan sıcaklığa aktarılıyor. Bunun matematiksel ifadesi de Q eşittir mc delta T olacaktır diyoruz. Şimdi şuradaki grafiğimizi değerlendirelim. Sıcaklık ısı grafiği. Saf bir maddenin sıcaklığının aldığı enerjiye bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Grafikte delta T dediğimiz T2 eksi T1 kadardır. Q değerimiz de burasıdır. Şimdi bunun eğimi, yani şuradaki eğim, eğimi biliyorsunuz arkadaşlar, tanjant alfa karşı bölü komşuydu. Açının karşısında kim var? Delta T değeri var. Açının komşusunda kim var? Q değeri, yani enerji değerimiz var. Bu bana neyi verecektir? 1 bölü mc değerini, yani 1 bölü c. 1 bölü c dediğimiz neydi? Büyük harfle yazdığımız ısı sahasıydı. Demek ki grafiğin eğimi maddenin ısı sahası ile ters orantılıdır diyoruz. Böyle grafiklerde bana maddenin kütlesiyle ilgili herhangi bir bilgi verilmezse öz ısısı hakkında arkadaşlar kesinlikle yorum yapamayız. Çünkü sorularda da siz de karşılaşacaksınız. Aşağıdaki grafiğe bakılarak hangileri kesinlikle söylenebilir veya söylenemez gibi ifadeler arkadaşlar karşımıza çıkıyor. Evet, hemen ilk örneğimizle başlayalım. Tabloda bazı maddelerin öz ısı değerleri verilmiştir. Buna göre bu maddelerden eşit kütlede alınarak eşit süre özdeş ısıtıcı ile ısıtıldığında sıcaklık değişimleri nasıl sıralanır? Hemen yazalım. Q eşittir mc delta t diyorum. Ne demiş bana soruda? Eşit kütlede demiş. Kütleyi eledik. Eşit ısıtıcılarla demiş. Eşit süre özdeş ısıtıcılarla demiş. Q'yu da eledik. O zaman öz ısım bakın burada nedir? Delta T yani sıcaklık değişimiyle ters orantılı olacaktır. Dolayısıyla en fazla öz ısı hangisinde var? Suda var. Sonra arkadaşlar hangisinde var? Demirde var. Sonra kimde var? Gümüşte var. Ters orantılı olacağına göre delta T gümüş büyüktür. Delta T demir. O da büyüktür. Delta T su olacaktır diyoruz. Evet. Aynı ortamda yeterince beklemiş bir bardak su ve bir sürahi su ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bardaktaki suyun ısısı sürahideki suyun ısısından daha azdır. Bunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Isı biliyorsunuz aktarılan bir enerji. Bardaktaki suyun sıcaklığı, sürahideki suyun sıcaklığına eşittir. Evet, bir alışveriş yaptıklarında arkadaşlar ortamdaki ısıyla bardakların ve sürahinin içerisindeki sıcaklık değerleri alışveriş yaptığında belirli bir dengeye geleceklerdir. Dolayısıyla sürahideki suyun sıcaklığına eşit olacaktır birbirlerine. Bardaktaki suyun iç enerjisi sürahideki suyun iç enerjisinden daha azdır. Evet, iç enerji dolayısıyla ikincisi doğru. Üçüncüye bakıyoruz. İç enerji arkadaşlar madde miktarına bağlıydı. Baktığımız zaman sürahideki suyun miktarı ne olacaktır? Daha fazla olacaktır. Dolayısıyla onun da iç enerjisi daha fazla olacaktır diyoruz. Evet, bir diğer sorumuza geçelim. 10. örneğimiz. Öz ısısı 502 jül bölü kilogram santigrat derece olan 2 kilogram kütleli çeliğin sıcaklığını 10 derece arttırmak için çeliğe verilmesi gereken enerji miktarı ne kadardır? Hemen yazıyoruz kelmacitimizi. Mc delta T. M değerimiz ne kadar? 2 kadar. C değerimiz ne kadar? 502 kadar. Peki sıcaklık değerimiz ne kadar? 10 kadar. Buradan işlemlerimizi yaptığımız zaman arkadaşlar 10.000, 0, 40 jüllük bir enerji olacaktır diyoruz. Evet, kelmacit bunu unutmayın. Evet, buradaki örneğimize baktığımız zaman arkadaşlar sıcaklık ısı grafiği verilmiş bize. Bunun eğimi bana neyi veriyordu? Karşı bölü komşu bana ısı sahasının tersini veriyordu. Hemen yazalım. 1 bölü cx. X'in Q değeri ne kadar? Bakın şurada 3Q kadar. Sıcaklık değişimi ne kadar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 bölü C'ye bakıyoruz. Karşım ne kadar? 1, 2, 3, 4. Komşum ne kadar? 6. Buradan arkadaşlar
X maddesinin ısı sahası Y maddenin ısı sahasından küçüktür. Bunu görebiliriz. Kesinlikle doğrudur demiş. Bakıyorum hemen bana kütlelerini vermiş mi? Vermemiş. Kütlelerini vermediyse öz ısısı ve kütlesi hakkında arkadaşlar bir yorum yapamayız diyoruz. Gelelim 12. örneğimize. 12. örneğimizde aynı maddeden yapılmış boyutları şekildeki gibi olan X, Y, Z maddelerin sıcaklıkları delta T'ye kadar arttırılması isteniyor. Isı miktarı nedir diye soruyor bize arkadaşlar. Şimdi taban alanı çarpı yükseklik hacim demektir biliyorsunuz. Aynı maddeden yapıldığına göre bizim arkadaşlar hacmimiz kütlemizle doğru orantılı. O zaman ben buraya M, buraya 2M, buraya da 3m diyebilirim. Hemen yazalım. Qx m çarpı c çarpı delta t Qy 2m çarpı c çarpı delta t Qz de 3m çarpı c çarpı delta t olacaktır. Buradan da arkadaşlar z büyüktür y'den, y de büyüktür x'ten olacaktır diyoruz. Evet, şimdi arkadaşlar testimize geçelim. Birinci testimizden devam edelim. Isı ve sıcaklıkla ilgili yargılardan hangileri doğrudur diye soruyor bize arkadaşlar. 60 joule'luk iç enerji, 30 joule'luk iç enerjinin iki katıdır. Evet, enerji miktarı ne kadar fazlaysa iç enerji miktarı da o kadar fazla olacaktır. Birinci önermemiz doğrudur. 60 santigrat derece sıcaklık, 30 santigrat derece sıcaklığın iki katıdır. Ne demiştik? Öncelikle bunları bizim Kelvin'e dönüştürmemiz. Eğer bu değerler, dönüşen Kelvin değerleri birbirinin iki katıysa bunu söyleyebiliriz demiştik. Dolayısıyla ikinci önermemiz yanlış. 20 Kelvin sıcaklık, 10 Kelvin sıcaklığın iki katıdır. Evet, Kelvin, cinsinden. Dolayısıyla bu üçüncü önermemiz de doğru. Cevabımız 1 ve 3'tür diyoruz. Gelelim diğer sorumuza. Evet, buradaki sorumuzda da arkadaşlar oda sıcaklığında K ve L bardaklarına 2M ve M gram kütleli 80 santigrat derecede çay konuyor. Hangileri söylenemez diye soruyor bize. K'daki çayın ısısı L'deki çayın ısısından büyüktür. K'daki çayın iç enerjisi L'deki çayın iç enerjisinden büyüktür. Evet, bunu söyleyebiliriz çünkü bunun kütle miktarı daha fazla. Oda sıcaklığına kadar soğuduğunda K'daki çay daha çok dışarıya ısı verir. Evet, doğru. Çay moleküllerinin ortalama kinetik enerjisi her iki bardak için de eşittir. Evet, kısa bir süre sonra K bardağındaki çayın sıcaklığı L bardağındaki çayın sıcaklığından fazladır. Evet, Adana şıkkını kesinlikle söyleyemeyiz diyoruz. Gelelim bir diğer sorumuza. Bir parça buza ya da kaynamakta olan suya parmağımızı değdirdiğimizde ikisinden de ortak algıladığımız fiziksel nicelik aşağıdakilerden hangisidir? Buza dokunuyorsunuz, sonra suya dokunuyorsunuz, kaynamış suya. Neyi hissediyoruz biz arkadaşlar burada? Direkt sıcaklığını hissediyoruz, değil mi? Evet, bir diğer soru. Maddedeki atom ve moleküllerin sahip olduğu her türlü enerjinin toplamına iç enerji demiştik. İç enerjiyle ilgili olarak hangileri doğrudur? İç enerji doğrudan ölçülebilir bir niceliktir. Hayır, iç enerji, bunu yazdırmıştık not olarak. İç enerji doğrudan ölçülebilen bir nicelik değildir. Dışarıdan ısı alan cismin iç enerjisi artar. Yani sıcaklığı artacağı için evet iç enerjisi artar. İç enerji değişimi ısı olarak ifade edilir. Evet, iç enerji değişimi arkadaşlar. Hatta ısı aktarılan bir enerjidir demiştik. İç enerji değişimi de ısı olarak ifade edilecektir. Dolayısıyla doğru cevap Edirne'dir diyoruz. Evet, bir diğer sorumuzla devam edelim. Sıcaklık ile ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur? Bir maddenin içerisindeki rastgele hareket eden taneciklerin ortalama kinetik enerjisinin göstergesidir. Evet. Özür dilerim. Bir maddenin içerisindeki rastgele hareket eden taneciklerin ortalama kinetik enerji göstergesiydi zaten sıcaklık. Tanımını bu şekilde yapmıştık. Bir enerji türüdür. Hayır, bir enerji türü değildir.
Herkes tarafından aynı şekilde algılanır. Hayır, sıcaklık arkadaşlar herkes tarafından aynı şekilde algılanmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız Adana olacaktır diyoruz. Evet, bir diğer sorumuza geçelim. Bir sıcaklık ölçümünün sonucu hangileri olamaz? Evet, bir sıcaklık neydi? Mutlak sıfır noktasıydı ölçülemeyen değerler. Kelvin için sıfırın altındaki değerler. Fahrenheit için -459 değeriydi. Celsius için de -273 değeriydi. Buradan baktığımıza göre arkadaşlar hangi değer ölçülemez bu söylediklerimize göre? Eksi Kelvin değer alamaz demiştik. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa olacaktır diyoruz. Evet. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Denizlerin karalara göre geç ısınıp geç soğumasının nedeni yukarıdaki ifadelerden hangileriyle açıklanabilir? Evet, burada ne söylediğinizi duyar gibiyim arkadaşlar. Bahsetmiştik çünkü. Suyun genleşme katsayısının katılardan büyük olması olabilir mi? Tabii ki de değil. Katıların öz ısısının suyunkinden küçük olması, katıların ısı iletkenliklerinin sıvılarınkinden büyük olması. Evet, doğru cevabı arkadaşlar. Verdiğinizi duyar gibiyim. Yalnız 2 olacaktır. Cevabımız Bursa. Harikasınız. Buradan bir diğer sorumuzla devam ediyoruz. -273 santigrat derece sıcaklık. Bu ne demekti? Mutlak sıfır noktasıydı. Ulaşılabilen bir sıcaklık değeri midir? Hayır. Mutlak sıfır noktasıdır. Evet, maddenin moleküllerin hiç titreşim yapamadan varsayılan sıcaklık değeridir. Evet, mutlak sıcaklık değeri neydi arkadaşlar? Artık madde moleküllerinin hiç hareket etmediği, hiç enerjisinin ve enerji göstergesinin olmadığı bir değerdi. Dolayısıyla buradan cevabımız 2 ve 3 olacaktır diyoruz. Devam edelim. Kelvin ölçeği ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Derece sözcüğü kullanılmaz. Doğru. Sıfır Kelvin sıcaklığında moleküllerin ortalama kinetik enerjisi sıfırdır. Yani mutlak sıfırdır. Doğru. Doğal bir ölçektir. Sıfır santigrat derece sıcaklık, sıfır Kelvin sıcaklık anlamına gelir. Hayır, ikisi de arkadaşlar kaynama ve donma noktaları birbirinden farklı olduğu için bu anlama gelmez. Celsius termometresindeki artış, Kelvin termometresindeki artışla aynıdır. Neden? Çünkü kaynama ve donma noktaları arasındaki ikisinin de farkı 100 kadardır. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli'dir diyoruz. Kelvin ölçeği ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Derece sözcüğü kullanılmaz. Evet, Kelvin'de derece sözcüğünü biz kullanmıyoruz. Sıfır Kelvin sıcaklığında moleküllerin ortalama kinetik enerjisi sıfırdır. Evet, mutlak bir ölçek, mutlak sıcaklıktır. Doğal bir ölçektir. Doğru. Sıfır santigrat derece sıcaklık, sıfır Kelvin sıcaklık anlamına gelir. Hayır. Donma ve kaynama noktaları evet eşit aralıkta fakat suyun donma noktası ve kaynama noktasının değerleri aynı olmadığı için arkadaşlar aynı anlama gelemez. Celsius termometresindeki artış, Kelvin termometresindeki artışla aynıdır. Evet, kaynama ve donma noktaları arasındaki fark aynı olduğu için artış da aynı olacaktır diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız Denizli. Aşağıdaki maddelerden hangisi ile çok küçük sıcaklık değişimlerini ölçen bir termometre yapılabilir? Burada arkadaşlar çok düşük sıcaklıkları ölçmek için ne yapmamız gerekiyor? Genleşmesine bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla buna en uygun olan cevap Adana'dır diyoruz. Evet, bir diğer soru. Isıca yalıtılmış bir ortamda bulunan öz ısıları sırasıyla C, C, 2C ve kütleleri M, 2M, M olan cisimlerin sıcaklıkları T santigrat derece kadar artırmak isteniyor. Buna göre verilmesi gereken ısı miktarı nedir diye soruyor. Hemen kelme aciltimizi yazalım. Qx kütlem ne kadar? M kadar. C öz ısım C kadar. Sıcaklığım ne kadarmış? Sıcaklık değişimim delta T kadar. Qy'ye yazıyorum kütlem.
2m kadar öz ısım, c'ye kadar sıcaklık değişimi, mine delta t'ye kadar. Qz'ye yazıyorum, kütlem. M kadar öz ısım, 2c'ye kadar sıcaklık değişimi, delta t'ye kadar. Bakın buradan arkadaşlar, y'nin ve z'nin birbirine eşit olduğunu ve x'in de onlardan küçük olduğunu görebiliyoruz. Yukarıdakilerden hangileri bir tencerede olması istenen özelliklerdendir? Tencerelerde yemek pişirilen bölümün öz ısısı büyük olmalı. Öz ısısı büyük olunca ne oluyordu? Geç ısınıp geç soğuyordu, değil mi? Tencerelerde sap kısmının öz ısısının küçük olması, bu da çok çabuk ısınacaktır. Elimizin yanmasına sebep olacaktır. Tencerelerde sap kısmının öz ısısının büyük olması, evet. Servisimizi yaparken sap kısmının büyük olursa geç ısınıp geç soğuyacağı için bunu biz tercih ediyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan'dır. Evet, Celsius termometresi ile 20 derece ölçülen sıcaklık Fahrenheit termometresi ile kaç derece ölçülür diye soruyor. Hemen yazıyorum. Celsius termometresinin okunan değer ne kadarmış? 20. Kaynama eksi donma noktası farkım nedir? 100. Fahrenheit'te okunan değeri biliyor muyum? Hayır. Eksi donma noktası, kaynama eksi donma noktası. Hemen şuradan arkadaşlar işlemlerimizi yaptığımız zaman F buradan ne gelecektir? 68 Fahrenheit gelecektir diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne. Evet. Bir diğer sorumuza geçelim. Fahrenheit termometresi ile 86 olarak ölçülen sıcaklık Kelvin termometresi ile kaç ölçülür diye soruyor. Hemen yazıyorum. Fahrenheit'te okunan değer ne kadarmış? 86. Eksi donma noktası bölü kaynama eksi donma noktası. Kelvin'de okunan değeri biliyor muyum? Hayır, bana onu soruyor. Eksi donma noktası bölü kaynama eksi donma noktası. Buradan arkadaşlar işte işlemlerimizi yaptığımız zaman şuradaki sıfır birbirini götürecek. Kelvin değeri buradan 303, evet, 303 303 olarak ölçülecektir diyoruz. Doğru cevabımız Ceyhan. Evet, bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıdaki illerden hangisinde aynı ortamda Celsius termometresi ile Fahrenheit termometresi aynı sıcaklık değerini ölçebilir? Burada bilmemiz gereken arkadaşlar suyun donma noktası ve kaynama noktasından bahsetmiştik hatırlarsınız. Ve deniz seviyesinde yani bir atmosfer basınç altında olacaktı. Biz burada denizden uzaklaşmamız gerekiyor. Çünkü denizden uzaklaştıkça ne olacaktır? Basınç değeri düşecektir. Dolayısıyla basınç azaldıkça sıcaklık da azalacaktır. Burada denizden uzak ilimiz hangisidir? Elbette ki Erzurum'dur diyoruz. Evet, bir sonraki sorumuz. Sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerjidir. Evet. Sıcaklığı 20 derece olan bir odada özdeş 2 bardağı 2m ve m kütleli 80 santigrat derece sıcaklıkta çaylar konuluyor. Hangileri doğrudur? Başlangıçta 2m kütleli çayın ısısı M kütleli çayın ısısından büyüktür. 2M kütleli çayın ısı sahası M kütleli çayın ısı sahasından büyüktür. Evet, aynı cins sıvı var. Fakat ısı sahası ne demekti? Öz ısıyla kütlenin çarpımı demekti. Dolayısıyla 2MC MC'den büyüktür. Bardaktaki sıvılar eşit hızda soğur. Hayır, aldıkları su miktarları aynı olmadığı için. Dolayısıyla doğru cevabımız Bursa'dır diyoruz. Isıtıcılarla aynı şartlarda ısıtılan K, L ve M sıvılarının sıcaklık ısı grafiği şekilde verilmiştir. Isı sıvıları arasındaki ilişki nedir diye soruyor. Hemen arkadaşlar bir hatırlayalım. 1 bölü C dediğimiz karşı bölü komşudan yani Q bölü delta T bana ısı sahasını veriyordu. Hemen yazıyorum 1 bölü CX için. X'in
Özür dilerim, K olacakmış burası. K'nın değeri ne kadar? Isısı 2Q kadar. Peki sıcaklık değişimi ne kadar? 3T'den, T'den 3T'ye çıkmış, 2T'ye kadar. 1 bölü CL diyorum. Isım 2Q kadar. Sıcaklık değişimi ne kadar? T kadar. 1 bölü CM diyorum. Isım ne kadar? 3Q kadar. Sıcaklık değişimi ne kadar? T kadar olacaktır diyoruz. E buradan bakıyoruz, şu ne geliyor? 3 geliyor. Bu ne geliyor? 2 geliyor. Bu ne geliyor? 1 geliyor. Dolayısıyla M büyüktür L'den, o da büyüktür K'dan olacaktır diyoruz sevgili öğrenciler. Bir sonraki sorumuza geçelim. Yukarıdaki niceliklerden hangileri cismin aldığı veya verdiği ısıya bağlı olarak değişir? Evet, sıcaklık değişir aldığı ısı veya verdiği ısıya bağlı olarak. İç enerji de değişecektir. Fakat öz ısı ne demiştik arkadaşlar? Maddenin cinsine bağlıdır. Maddenin cinsine bağlıdır. Dolayısıyla alınan verilen ısıya bağlı olarak değişmez. Doğru cevabımız Denizli'dir diyoruz. Evet, bir sonraki soru. Numaralanmış yargılardan hangileri doğrudur? Öz ısısı düşük olan maddeler hızlı ısınır, hızlı soğur. Doğru. Isı sahası maddeler için ayırt edici özelliktir. Hayır, ısı sahası değil. Neydi? Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özellikti. Isı alan bir cismin sıcaklığındaki artış hızı cismin kütlesiyle ters orantılıdır. Evet, C ile arkadaşlar delta T ters orantılıdır. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne olacaktır. Evet, X, Y, Z cisimlerin ısı sahası, öz ısı grafikleri şekildeki gibidir. Buna göre kütleleri arasındaki ilişki nedir diye soruyor bana. Hemen yazarım burada tanjant alfadan, yani eğimden, tanjant alfa dediğim. Karşımda kim var arkadaşlar? Isı sahası var. Peki komşum ne? Öz ısı. O zaman bunun eğimi bana neyi verecektir? Kütleyi verecektir. Bakıyorum açısı en büyük olan hangisi? X, sonra Y, sonra da ne olacaktır? Z olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız X, Y, Z olacaktır diyoruz. Yukarıdaki maddelerden eşit kütle alınıp sıcaklıkları eşit miktarda artırmak için gerekli ısı miktarı Q1, Q2, Q3 oluyor. Hemen bakıyoruz, yine kelmacitimizi alalım, yazalım. Q eşittir mc delta t. Eşit kütlede aldım. Sıcaklığını eşit miktarda arttırdım. O zaman Q değeri direkt neyle orantılıdır? Öz ısısıyla orantılıdır. Yani öz ısısı büyük olanın aldığı ısı miktarı daha fazla olacaktır diyoruz. Dolayısıyla buradan cevabımız nedir? Bursa olacaktır diyoruz değerli arkadaşlar. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Yukarıdakilerden hangileri öz ısı ile ilgilidir? Ankara'da gece ile gündüz sıcaklık farkının İstanbul'a göre çok olması. Hayır, bu öz ısı ile alakalı değil. Aynı miktar su ve zeytinyağını özdeş ısı kaynağı ile eşit süre ısıttığımızda zeytinyağının sıcaklık artışının daha fazla olması. Evet, bu öz ısı ile ilgilidir. Civanın sudan daha iyi genleşmesi. Hayır, bu da arkadaşlar öz ısı ile ilgili değildir. Doğru cevabımız yalnız 2, Bursa'dır diyoruz. Kütleleri sırasıyla 4M ve M olan XY sıvılarının sıcaklık ısı grafiği şekildeki gibidir. Öz ısılarının oranını istiyor bizden arkadaşlar burada. Hemen yazalım. X için yazıyorum. X'in Q değeri ne kadar? 2Q kadar. X'in Y değeri ne kadar? 4M kadar. CX. Peki X'in sıcaklık değişimi ne kadar? 4T kadar. Y için yazıyorum. Isı miktarım 4Q. Kütlem M. C'ye çarpı. Peki sıcaklık değişimim ne kadar?
2T kadar. Buradan işlemlerimizi yaptığımız zaman CY bölü CX'in değeri 16 gelecektir diyoruz sevgili arkadaşlar. Evet. Kütle değerleri ile ilk ve son sıcaklık değerleri bilinen X, Y, Z sıvılarına eşit enerji verilmiştir. Bunlardan hangileri, bu türler için hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi tür diyorsa arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken nedir? Bunların öz ısılarıdır. Eğer öz ısı değeri aynı olursa bu maddeler için aynı maddeler, farklı olursa farklı maddeler diyeceğiz. Eşit enerji verilmiş, hemen yazalım. X için yazıyorum, kütlem M kadar, sıcaklık değişimin son sıcaklık eksi X sıcaklıktır. Kütlem M kadar, C'ye sıcaklık değişimim yine 3T'den 2T'ye T kadardır. Kütlem 2M kadar, CZ sıcaklık değişimim ne gelecektir? 2T gelecektir diyoruz. Bakıyorum şimdi buradan CX'in ve CY'nin X'in ve Y aynı değerlere sahip. Fakat Z'de arkadaşlar onlardan farklı. Aynı değere sahip olanlar için diyoruz ki aynı maddedir, aynı türdür. Fakat farklı değere sahip olan da farklıdır diyoruz. Ve dolayısıyla doğru cevabımız Adana. Evet değerli arkadaşlar, burada ısı sıcaklık konusunun bir kısmını da bitirmiş olduk. Sizler de evde bununla ilgili başka kaynaklardan da mutlaka konuyu daha iyi kavramak adına çözmenizi rica ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Dikkat edin kendinize. Görüşmek üzere.